Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini gördüklerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınam sıdıqtanlar ekranımızda bolsun. 10 min Xitay, 10 min Uyğurning ailesige mecburi orullaştırılmakçı. Atalmış Uyğur Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetini devamlıq küçəb icra qılış üçün 10 min kompartiya əzası Xitayni 10 min Uyğurning ailesige mecburi orullaştırıp, Xitaylaştırış təşviqati və nazarat qılışqı orullaştırmakçı. Sharq Turkistondagi Xitoy tashviqot organi Tangritog to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti 30-aprel atalmish Junxua millati o'rtoq kavdisi engini mustahkamlash, 10 ming vakil, 10 ming oilaga kirish tashviqot leksiyasi safarbar qilish tarbiyalash yig'ini ochgan. Yig'inda Xi Jinpingning atalmish Junxua millati o'rtoq kavdisi engini mustahkamlash degan assimilyatsiya qilish irqiy qirg'inchilik iboralari ta'kidlangan. Seferberlik yığınıda kurultay vekillerinin rolünü cari kıldırıp, atalmış Junxua milleti ortak kevdisi inanı müstehkemleşini başlayama kılıp, teşvikat leksiyeni ken kanat yayduruş talep kılıngan. Yığında atalmış Uyğur Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Qorjaq Əməldar Zümrət Ubul, Junxua milleti ortak kevdisi inanı müstehkemleş, Şinjanın milletler iştipaklıqı terakiyatı ve ebedi əmillikigi münasibetlik zor siyasi mesele de bildirilgan. Xitay işğaliyet tarixidan başlap Şarq Türkistan xalqını hər xil bahanələr bilan bastırıp kelgan bolup, yaqınqı yıllardan buyan uçuq aşkarı halda atalmış Junxua milleti ortaq kevdisi enini müstehkemleş, Junxua mədniyetidin uzuqlandırış namı astıda irqi qırğınçılıq yürgüzməkde. Şundaqlı Xitay mədniyetini məcburi teniş bilan birge, Uyğurlarının tarixini, mədniyetini burmalaş, özgərdiş, Müslümanlarını dindin çıxışqı məcburlaş, yuqtuş pilallarını texımı küçəydib icra qılmaqda. Xitay Uyğurlarının milli kimlikini unutulduruş, tarixini burmalaş, Muqaddas İslam dinidin vazgeçtiriş rezil planı boyunca 2017 yıldan başlap atalmış Qoşmaq Tuqqan namıda Xitaylarını Uyğurlarının ailesige kirgizgen. Onlar Uyğurlarının dini itiqadi, ictimai alaqısı, söz hareketlerini nazarat kılıp hatır kaldırgan bolup, Xitay rejimi dokulat hatirisige asasen xalqını türme ve ceza lagırlarına solap cezalıgan idi. Xitayning bu qadimliq yig'ini jazo lageri ve türmelerden kutulup kalgan Sharq Turkistan xalqiga Xitaylashtirish tashviqotini majburiy tengish, chunqurlab nazorat qilishdek irqiy qirg'inchilik jinoyatining davomlashayotganligini ko'rsatib bermoqda. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti Xitoy turmalaridagi jurnalistlarning soni eng ko'p ekanligini bildirdi. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti yillik axborot erkinligi ko'rsatkichi haqida dokulat e'lon qilgan bo'lib, Xitoydagi axborot erkinligi dunyo bo'yicha oxirdan sanaganda 8-inchi o'rinda turgan. Xitoy turmalariga qamalgan jurnalistlarning soni dunyo bo'yicha 1-inchi o'rinda turgan. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti 3 may dunyo axborot erkinligi kunida 2024 yillik dunyo axborot erkinligi ko'rsatkichini e'lon qilgan bo'lib, dokladda Xitoy 180 davlat va rayon ichida 172-inchi o'rinda turgan. Markaziy Parijga joylashgan Chegarasiz muxbirlar tashkilotining aytishicha, Xitoy turmalariga qamalgan jurnalistlarning soni yanada dunyo bo'yicha 1-inchi o'rinda turadi ekan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy davomliq uchurni qattiq kontrol qilgan va tekşürgen bulup, dünya boyunca jurnalistlerini en köp tutkun kılıplı kalmay, akbarat uçur yollarını devamlı katıq kontrol kılgan. Tordaki mezmullarını katıq kontrol kılıp, sezgür ya ki Xitay rejiminin teşviqat liniyesige karşı uçurlarını tarqıtışını katıq çekligen. 2023 yılı seyleştirganda Xitaydaki akbarat erkillikini çekleş ekvali texımı iğırlaşkan. Chegarasiz muxbirlar tashviqot mutaxassisi Aleksandra Belakovski Amerika vazining telefon ziyoratini qabul qilib, Xitoydagi ahvollar qilcha yaxshilanmadi. Xitoy yanada dunyodagi eng ko'p jurnalist qamalgan davlat bo'lib, navbatda 119 jurnalist turmaga qamalgan. Bularning 10i Hong Konglik degan.
o muhbirga yana biz bexatarlikning zavallığı yuzlanayotganligini ko'ryapmiz. Xitoyning jurnalistlarga tutgan muomilasida hech qanday yaxshilanish bo'lmadi degan. Uning ko'rsatishicha amaliyotda Xitoydagi inson huquqlari vaziyati ilgirikiga qaraganda nacharlashib ketgan. Hatto ilgiri xabar qilishga ruxsat qilingan oddiy temalarmi endilikda xabar qilishga ruxsat qilinmagan. Hatto aslida Xitoyni ziyorat qilish va ba'zi temalarga ichkirlab kirish erkinligi bor chet ellik jurnalistlar uchunmi aloqador ahvolni xabar qilish nihoyatda qiyinlashishga boshlagan. Amerika mudofaa ministri Filippin masalasida Xitoyni tanqid qildi. Amerika davlat mudofaa ministri Xitoyning bu haftadagi Filippin paroxotlariga hujum qilish qilmishini mas'uliyatsizlik deb tanqid qildi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin 2 maydagi bayonotida Xitoyning janubiy dengizda Filippinning paroxotiga zarar yetkazish va paroxot xodimlarini yaralandirish qilmishlarining xalqaro qonunni ko'zga ilmaslik shundoqli mas'uliyatsizlik ekanligini bildirgan. Lloyd Austin yana Amerikaning 1951-yildagi o'zaro mudofaa shartnomasida bayon qilingandek Filippinni davomli qo'llaydiganligini qayta ta'kidlagan. U yana Xitoyga signal berib, Filippin, Avstraliya va Yaponiyaning mudofaa sheriklari bilan ko'rishgandan keyin bizning bu shartnomaga bergan va'damiz po'latdek mustahkam. Biz Filippin bilan bir saf tuturimiz degan. Filippin davlat mudofaa ministri Teodoro Filippin hukumatining mazkur shartnomaning moddalarini qo'llanishi mumkinligini faraz qilishni rad qilgan va buning siyosiy qaror bo'ladiganligini ta'kidlagan. BBC'nin xabar qilishicha Janubiy dengizda talashlar jiddiylashayotgan bo'lib, BBC muxbiri Xitoy paroxotining Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atrofidagi suv zambirligi bilan hujum qilganligiga shohid bo'lgan. BBC'nin Sharqiy Janubiy Osiyo muxbiri Johnson Head voqea yuz bergan vaqtda Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat paroxotida bo'lib, Janubiy dengizdagi talashlar jiddiylashayotgan rayonda Xitoy paroxotining Filippin paroxotini yon tarafdan soqqanligini ko'rgan va mazkur voqeani shundaqla 3 Xitoy paroxoti ning Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat paroxotiga egishib manganligini xabar qilgan edi. Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atrofi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atrofi paroxotining Filippin paroxotiga suv zambiraklari bilan hujum qilib, bir paroxotni buzib o'tganligini bildirgan edi. Our commitment to the treaty is ironclad and we stand with the Philippines. Turkiya Isroiliya bilan savdo aloqasini to'xtatish qarorini e'lon qildi. Turkiya savdo ministrligi Turkiyaning Isroiliya bilan bo'lgan savdo to'g'risida chiqargan qarori haqida yozma bayonot e'lon qildi. Turkiya Avaz radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, bayonotda munolar bildirilgan. Isroiliya keltirib chiqargan qirg'inchilik, fojia va moddiy ziyonlar davomlashdi. Isroiliya hukumati xalqaro jamiyatning urush to'xtatish urinishlarini javobsiz qoldirdi va insonparvarlik yordamlariga to'sqinlik qildi. Shuning bilan Turkiya 2024-yili 9-apreldan boshlab Isroiliyaga 54 mahsulot guruhining eksportini chekladi. Qarorda Isroiliya G'azzada darhol urush to'xtatadiganligini e'lon qilib, insonparvarlik yordamlarining yetarli shundoqli uzluksiz yetkazilishiga yo'l qo'ymog'icha cheklash tadbirlarining kuchga ega bo'ladiganligi ta'kidlandi. Shundoq bo'lishiga qaramay, Isroiliya hukumatining hujumchi pozitsiyasini davomlashtirganligi Falastindagi fojianing texamo iyg'irlashganligi ko'rildi. Shuning bilan davlat darajalik tadbirlarining 2-chi bosqichiga o'tib, Isroiliyaga munosabatlik eksport va import savdosi barliq mahsulotlarini o'z ichiga oladigan shaklda to'xtatildi. Isroiliya hukumati yetarli miqdordagi insonparvarlik yordamlarining uzluksiz holda G'azzaga kirishiga ruxsat qilguncha Turkiya mazkur yangi tadbirlarni tavranmasdan qat'iylik bilan ijro qiladi. Bayonotda yana ishg'ol ostida yashashga majbur bo'lib qolgan falastinliklarning bu cheklamalarning ta'siriga uchirmasligi uchun Turkiya savdo ministrligi bilan Falastin milliy iqtisod ministrligining moslashib harakat qiladiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da muhbirlarının suallarına cevap verip, Turkiya'nın İsrailiye'ye mahsulat eksport kılışını pütülleyi tohtatkallıkını, bunun sebebi İsrailiye'nin Palestinliklerine karatkan kırgıncılığı hikayelikini, bu kırgıncılığını kubul kılışının mümkün emeslikini tekitledi. Erdoğan yana İsrailiye bilen bizden otturumuzdaki soğudu sonması 9 milyar 500 milyon dolar idi. Biz bu soğudu miktarını nezerden sakıt kılıp bu işini takıdık dedi. Müslüman olarak bizim
buna seyirci kalmamız düşünülemez. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Hürmetli körülmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.